Chuck Lee, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine bağlı Tampa şehrinde doğdu. Gençliğini Güney Florida'da geçiren Chuck Lee, Amerika'da ve Roma'da düzenlenen Katolik seminerlerinde eğitim aldı. Ulusal Kiliseler Konseyi üyesi olan Chuck Lee, Papa'ya ait Katolik Kilisesi'nde piskoposluk yapıyor. Chuck Lee aynı zamanda başka bir kilise konseyi başkanlığını da yürütüyor. Gençliğinden beri rahiplik yapan Chuck Lee, fakir insanlar yararına geniş çalışmalar yapan bir kilisede 8 yılı aşkın piskoposluk yaptı. Son 15 yıldır Florida'da yaşayan Chuck Lee, burada şehir içinde bir kilisede çalışıyor ve aynı zamanda ulusal kilisede farklı görevler üstleniyor. Adım Chuck Lee. Ulusal Kiliseler Konseyi üyesi Papa'ya ait Katolik Kilisesi'nde piskoposluk yapıyorum. Aynı zamanda başka bir kilise konseyi başkanı ve Ulusal Kiliseler Konseyi üyesiyim. Gençliğimden beri rahiplik yapıyorum. Her zaman çok fakir insanlarla çalıştım ve bizim kilisemizde bu türden çok iş yapıyorum. Kilisemizde 8 yıldan fazladır piskoposluk yapıyorum. Amerika'da ve Roma'daki Roman Katolik seminerlerinde eğitim aldım. Birkaç sene Testis prensibine bağlı kaldım ve gençliğimin çoğunu arkadaşlarımla beraber Orta Amerika ve Güney Florida'da çalışarak geçirdik. Aslen Temple'lıyım ve buraya geri geldiğim için çok mutluyum. Son 15 yıldır da Florida'da yaşıyorum. Burada şehir içinde bir kilisede çalışıyorum ve aynı zamanda ulusal kilisede de farklı farklı görevler üstleniyorum. Merhaba. Hello. Violet. Ni hao. Bonjour. Hi. Salutations. Shalom. Tu ni hao. Ni. Yom tov. Hasta la vista. Good morning. Et roche. Pardon. Gracias. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Bonsoir. Die Farben. Pardon. Thank you. Aslında Gülen hareketinden yıllar boyunca hiç haberim olmadı. 4-5 yıl önce kilisemize gelen birkaç Türk genci benim çok konuştuğum bir güne denk geldiler. Beni öğle yemeğine davet ettiler. Ben de yemeği seven şişman biri olduğum için kabul ettim. Ve bana Gülen hareketinden, Gülen hareketinin misyonundan ve faaliyetlerinden söz ettiler. Birlikte bir toplantıya gittik ve inanın çok etkilendim. Toplantıda sunulan Türk folk müziği Türkiye'yi çok iyi tanıttı ve çok güzeldi. Ben de yıllardır kökeni Türkiye'de olan Sufilikle ilgileniyordum. Bu konu hakkında bir şeyler bilen birileriyle tanışmak benim için harika bir fırsattı ve bu sayede Gülen hareketiyle tanıştım. Harika bir insanın eserlerini okudum. Çok şükür birçoğu İngilizceye çevrilmişti. Çok rahat ulaşabileceğim kaynaklardı. So it was very accessible to me.
I was in Turkey, I guess, about 3 years ago. Yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'deydim ve gerçekten hayatımdaki en heyecan verici tecrübelerimden biriydi. İlk olarak İstanbul'a gittik. Hakkında Bizanslıları, Osmanlıları okuduğum, hayalimde çok romantik ve canlı bir yeri olan şehirdi İstanbul. İstanbul'a gittiğimde gördüklerim ve yaşadıklarım beklentilerimi fazlasıyla aşmıştı. İstanbul şüphesiz modern ve antik zamanların en muhteşem şehirlerinden bir tanesi. Mesela İstanbul'da Ayasofya'ya gittim. Orası nasıl desem, benim kendi Hristiyanlık inancımın oluşumu ve başlangıcıyla çok ilgili olan bir yerdi. O muhteşem yapının içine girdiğimde Hristiyanların ve Müslümanların yüzyıllardır burada yapmış oldukları ibadetlerin havasını hissettim. Allah'ın ve yüzyıllarca yapılmış ibadetlerin varlığına dokunmak, hissetmek müthiş ama müthiş bir tecrübeydi. Ardından Sultanahmet'e girdiğim zaman abartısız güzelliği karşısında nefessiz kaldım. Büyüleyiciydi. Dahası içeride beni etkileyen bir şey daha oldu. Oradaki imam ya da rehber olan kişiye içeride ibadet edebilir miyim diye sorunca bana ibadet etmenden kim rahatsızlık duyar ki dedi. Orada kendimi resmen Allah'ın huzurunda hissettim. İnsanların açık düşünceli olmaları bence muhteşem bir şeydi. İstanbul'dan çok ama çok etkilendim. O kalabalıkta bazen kayboluyordum. O kadar kalabalıktı ki. Fakat ilginç olan herkes İngilizce konuşabiliyordu. Bilmeyenler de muhakkak bilen birilerini buluyorlardı. İnsanları çok ama çok nazik insanlardı. Fakat benim için Konya ziyareti çok daha derin bir tecrübeydi. Varlığını ve ruhunu hissettiğim bir şehirdi Konya. Daha önce sadece İtalya'da, Sisi'de, Aziz Francis'in geldiği yerde hissetmiştim bunu. Tüm şehirde insanlar Allah'ın varlığıyla doğrudan bağlantılı gibi duruyordu. Sufilerin kaldıkları, ibadet ettikleri yerlere de gittim. Etkileyiciydi. Fakat ilginçtir, o havayı sadece o binalarda değil, tüm şehirde hissedebiliyordunuz. Benim için çok enteresan bir deneyim oldu. That I had to sit and drink tea and talk with them a little bit. I did visit one and there was. Bir tane okula gittim. İngilizcenin çok konuşulduğu bir ortamdı. Ve iki bayan İngilizce öğretmeni vardı. İngilizceleri etkileyiciydi. Bana okulu gezdirdiler. Çok modern bir yapıydı. Fakat Allah'ın varlığını da bir o kadar hissedebiliyordunuz.
tamamen laik bir okul değildi galiba. Bir din adamı olarak buna memnun oldum tabii. Ama aynı zamanda çok moderndi. Sanırım burada, Amerika'da da hem modern hayatı hem de Allah'ın varlığının hissedilmesini sağlayan eğitim kurumları olsa çok ama çok daha faydalı olur. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Hareket ne kadar büyük bilmiyorum. Fakat sanırım yepyeni tekrar Allah'ın varlığını hayatlarında hisseden, Allah'ın tarih boyunca olan varlığından haberdar olan ve bu varlığı modern zamanlarda birleştiren yeni bir nesil ortaya çıkıyor. Ve bu İslam'dan da öte diğer dinleri de ilgilendiriyor. Many, many other faiths. Well, I think peace is both a state of mind. Barış hem içimizde başlayan hem de diğer insanlarla başa çıkmamıza etki eden bir şey. Sanıyorum Gülen hareketinin de yapmaya çalıştığı şey Allah'ın varlığını öğreterek barış duygusunu kazandırmak. İnsanlarla birebir ya da gruplar olarak barışçıl yollarla baş edebilen biri yaşlandıkça daha çok sorumluluk sahibi olur ve içinde yaşadığı topluma daha çok faydalı olur. İster istemez bu barışçıl duygular uluslararası ve bölgesel ilişkilerde de ortaya çıkacaktır ve çıkıyor. Barış duygusu kendini korumak ya da bir şeyleri kontrol altında tutmak için kullandığımız bir duygu değil ki. Daha çok Allah'ın varlığını hissederek yaşamak ve Allah'ın bizlere davrandığı gibi bizlerin de o biçimde davranmasıdır. Sanırım barışın tam anlamı ne yaptığım değil, senin kim olduğunla alakalı. Dolayısıyla okulda öğrendikleri her şey öğrencileri bütün hayatları boyunca etkileyecek şeyler. Ve ümit ediyorum bazıları büyüdüğünde en azından bu düşünceleri etrafındakilerle de paylaşır. Demek istediğim sorunuzun cevabı evet. Bu okulların çok etkisi olabilir. Güç kullanmadan önce barışı deneme. Ve sanırım bu okullardan mezun olmuş öğrenciler bakanlıkta ve Dışişleri Bakanlığı'nda olsa her şey çok ama çok farklı olabilir. State departments, I think things would be different. Well, it's hard to qualify what's important, what's not. Neyin önemli olup olmadığını sıralamak zor. Çünkü hepsi bir uyum içerisinde çalışıyor. Sanırım hareketin gerçek gücü Allah'ın varlığının anlaşılmasında saklı. Ve daha önce de dediğim gibi Allah kötü ve çirkin hiçbir şey yaratmaz. Ve bunu keşfetmemizin yolu da diyalogda yatıyor. Yani bu sayede birbirimizle rahatça iletişime geçiyor ve konuşuyoruz. Bizi birbirimizden ayıran şey korkularımız.
Allah'ın varlığının farkında olmamız da bizi korkularımızdan uzak tutuyor. Diyebilirim ki Gülen hareketinin en önemli özelliği Allah'ın varlığının farkındalığına vurgudur. Ve bu sayede korkularımız kayboluyor. Bu şu demek, yani şu anlama geliyor. Allah'ın varlığı sahip olabildiğimiz her türlü ve bütün korkulardan daha büyük. Allah her şeyin üstesinden gelebilir ve O bizi seviyor. Ve Allah bizim anlayamadığımız faydasız şeyler asla yaratmamış. Hareketteki en önemli şey nedir derlerse, hareketin ruhu derim. Ve diğer yaptıkları her şeyin kaynağı da işte bu ruhtan besleniyor. They do come out of that spirit. Hi, buenos días. Good. Il padre. Merhaba. Salut. Excuse me. Shanghai. La madre. Adios. Bye. Bonne nuit. Blau. You're welcome. Schwarz. Goodbye. Rot. Wan'an. Ohayou gozaimasu. Il padre. Please. Gohan is a gifted idealist. Gülen, Allah vergisi yeteneği olan bir idealist ve düşünce adamı. Kitaplarında sufiliğin onu ne kadar etkilediğini ve onun diğer inançları nasıl anladığını ve onlara nasıl baktığını gördüm. Beni bizlerin kardeşlik ve birlik düşüncelerini vurgulama şekli etkiledi. Kusura bakmayın. Şöyle bir eleştirim olacak. İngilizce tercümeler onun dahiyane anlatımını bizim anlayışımıza tam yansıtamıyor. Fakat umuyorum ki zaman geçtikçe daha iyi çeviriler yapılır. Şu an Amerika'da yaşıyormuş. Belki bunun bir faydası olur. Maybe that'll have some influence. Looking at it from the outside, not being as an Islamic person. Dışarıdan Müslüman olmayan biri olarak bakınca, Türkiye İslamiyeti modern dünyaya taşıyan bir çizgiye sahip. Ve dahası, diğer dinlerin olduğunu biliyoruz. Savaşmaya gelmiyoruz. Aksine elimizdeki tüm iyilikleri dünya ile paylaşmaya geliyoruz diyor. Eğer İslamiyet ve Müslümanlar bunun Allah'ın isteği ve Allah tarafından gönderilmiş bir inanç olduğuna inanıyorlarsa bunlardan korkmalarına gerek yok. Ve buna inanıyorlarsa inançlarını Allah'ın diğer kullarına da anlatmalılar. Onlar da Allah tarafından yaratıldı. Bu sadece kendinize saklayabileceğiniz bir hediye değil ki. Türkiye bu noktada bunu Hristiyanlıktan gelen bizlere, Yahudilere ve aynı zamanda çok acı çekmiş ve Allah'ın varlığından uzaklaşmış olan bazı İslam ülkelerine de verebilecek en iyi ülke. But sometimes forget the power and love of God. Only to say really that söylemem gereken tek şey, Türkiye'nin bu modern zamanda bile sahip olduğu cemiyet duygusu. İnsanlar Türkiye hakkında İslami mi yoksa Avrupalı mı diye sorunca cevabım evet. Hem İslami
hem de Avrupalı bir ülke oluyor. Ülkenin diğer bölümlerini bilmiyorum. Fakat Avrupa'yı gezmiş biri olarak arada pek fark görmedim. İstanbul çok Avrupalı bir şehir. Umarım Gülen Hareketi sadece İslam dünyasında değil, aynı zamanda Hristiyanlığa faydalı uygulamalarıyla daha çok yayılır. Ve ben bazı Hristiyan liderlerinin Gülen eserleri okudukları ve bunun farkında olduklarını da biliyorum. Belki Gülen Hareketi'nin özelliklerinden biri de Sufiliğin faydalı etkilerini Hristiyanlık üzerinde tahmin edebilmesi, yorumlayabilmesidir. Ve umarım bizzatihi kendim tecrübe ettiğim gibi biz Hristiyanlığı etkilediği gibi İslam dünyasını da etkiler. Asla hafife alınacak bir şey değil. Tam aksine bizim ve Batı'nın farkında olması gereken ve faydalanması gereken bir konu. Ve Allah onun varlığının bütün dünyayla paylaşılması konusunda Müslümanların, özellikle de Türk insanının üzerine büyük bir sorumluluk veriyor. Bu kadar güzel düşünce ve duyguları Allah'ın varlığını insanlara anlatmamak, bunu yapmamak Allah'a saygısızlıktır. Bu anlayış, düşünce, bu sevgi ve bu merhamete sarılmazsak Allah'ın varlığının gönüllerimizden silinmesine yol açabiliriz.